Herkese kliniğinden merhaba. Bugün kadınların çok merak ettikleri ve çok soru geliyor bu konu hakkında. Meme küçültme ameliyatından bahsetmek istiyorum. Şimdi meme küçültme ameliyatı 18 yaşından itibaren 65 yaşına kadar, hatta 65 yaşın üzerinde de eğer bir sistemik hastalığı yoksa tüm kadınlar için memelerinde büyüklük, sarkma, aşırı hacim kaybetme ama meme derisinde çok ciddi sarkma olan hastalara uyguladığımız sonuçları oldukça yüz güldüren ameliyatlarda bir tanesi. Şimdi meme küçültme ameliyatı ile ilgili aslında teknik detaylar çok soruluyor. Mesela teknik detay derken neyden bahsediyorum? Hastalar diyor ki meme büyütme ameliyatında nasıl bir anestezi kullanıyorsunuz? Tabii genel anestezi kullanıyoruz. Hastanede yatmam gerekir mi? Evet, meme küçültme ameliyatı sonrasında hastanede bir gece konaklatıyoruz sizi, misafir ediyoruz. Ameliyat süresi ne kadar? Memenizin büyüklük ve sarkıklık derecesine göre ameliyat süresi değişiyor. Çok büyük, göbek deliğine kadar gelmiş artık, yanlardan taşan çok büyük memelerde ameliyat süresi ortalama olarak 4 saat. Daha küçük, orta sarkıklıkta olan memelerde ise ortalama olarak 2,5-3 saat arasında meme küçültme ameliyatı gerçekleştiriliyor. Ameliyat sonrasında diren konuluyor mu? Ben mutlaka diren koyuyorum. Yani direnler içeride biriken sıvıları çeken hortumlar, kan hortumları değil, içeride vücudun yaptığımız ameliyata reaksiyon olarak biriktirdiği sıvıları dışarıya alıyoruz. Bu şekilde çok daha hasta ameliyat sonraki süreci rahat atlatıyor. Direnleri ne zaman çekiliyoruz? Ameliyattan sonraki birinci gün ya da ikinci gün direnler mutlaka çekiliyor. Özel bir sütyen giyiyor muyuz? Evet, siz ameliyattan çıkarken daha çıkmadan biz size ameliyathanede özel bir sütyen giyiyoruz. Bu sütyenin amacı aynı bir bileğimizi incitiriz, hani bir atel koyarız gibi. Memede de bir ameliyat yaptıktan sonra ya da vücudumuzun başka bir yerinde bir ameliyat yaptıktan sonra kesim hatlarının ve içeriden kullanılan dikişlerin aslında dışarıdan bir atel gibi korunması için bu sütyeni takıyoruz size. Ve sütyeni de 6 hafta boyunca kullanmanızı istiyoruz. Pansumanlar ne kadar sürede bir yapılıyor? Ameliyattan sonra 2 kez pansumanımız var. Ondan sonra zaten 3. haftadan itibaren 1. hafta 1. pansuman, 2. hafta 2. pansuman, sonra ise pansumansız sadece sütyeni kullanmanızı istiyoruz. Bunun haricinde ağrılı, acılı bir ameliyat mesela kısmı var. Çok şaşırıyorum ben. Çünkü artık ağrı ve acıyı hissetmememiz için pek çok teknolojiyi kullanabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi çok kuvvetli ağrı kesiciler. Ameliyattan sonraki gece zaten size uyguladığımız bir takım ağrı kesicilerle ağrı acı hissetmeniz mümkün değil. Ameliyattan sonraki dönemde zaten ilk 24 saati geçirdikten sonra vücudun ilk kesi ağrısı gibi bir şey hissetmesi çok 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 nadir görülen bir şey. O yüzden ağrılı, acılı bir işlem olarak çok fazla nitelendirmemek gerekiyor. Çünkü sizin ağrı ve acı hissetmemesi için biz gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Fakat benim meme küçültme ameliyatlarıyla ilgili aslında altını çizmem gereken bir şey. Gerçekten çok yüz güldürücü ameliyatlar bunlar. Hasta daha ilk ameliyattan sonraki 4. 5. saatte ilk kalkışta bile o ağırlığın gitmesiyle birlikte büyük bir rahatlık yaşıyor. Hastalar rahat kıyafet bulabiliyorlar. Rahat rahat spor yapabiliyorlar. Omuz ağrıları bitiyor. Bazen boyun, bel ağrıları sona eriyor. Dolayısıyla meme küçültme ameliyatını sadece bir estetik ameliyat olarak düşünmek bence çok da doğru bir şey olmaz. Hem estetik açıdan güzel bir meme kazandırmak hem de size fonksiyonel açıdan olumlu pozitif katkısı olan ameliyatlardan bir tanesi meme küçültme ameliyatı.